Bu insan olma yolundaki çaba gösterdiğim bu yolculukta o küçücük yani attığım adımların zerrelerini insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Yani demek istemiyorum burada okudu, bu işi yapar, budur konusu, budur uzmanlığı falan demek istemiyorum. Çünkü yoruldum kendimi dünyasal bir şeyle tanımlamaktan. Allah'ın garip bir kulu. O kadar. O kadar. Peki zaten biz birazdan bunu sorgulayacağız, soracağız. Elimde bazı envanterler var değerli izleyenler. Mesela kitaplarınız var. Yine bağlantılı gideceğim. Her şey hakikati görmekle başlar. Bunların içeriğini tabii konuşacağız. Mesela iki tam bir tek. Bunun dışında iki tane daha kitabınız var. Evet. Dört tane toplamda kitabınız var. İlk kitabınızı alıp okumuştum. Bunu birazdan detaylandıracağım. Olumlama kartları. Evet. Şimdi bunları göstermemdeki amaç şu soruyu yönelteceğim. Ne anlatıyorsunuz insanlara? Yani bu garip kul. Türkiye'de de birçok televizyon kanallarında programa Evet. çıktı. Yurt dışında da aynı Evet. şekilde. Bu garip kul sizin deyiminizle ne anlatıyor? Amacınız ne? Kendi hayatımda şunu gözlemledim. Yargıladığım olayları hep yaşadım. Büyük konuştuğum her şey başıma geldi. Korktuğum her şey de başıma geldi. Ve insanların istediği gibi işte düzgün bir insan olmaya çalışarak aslında fark ettim ki sadece bir maske arkasında kendi mutsuzluğumu gizliyorum. Bunu dibe çakıldıktan sonra fark ettim. Yani insanlar hep bir maskeyle yaşar ve bu maskenin önünde çok iyiyim, harikayım, süper olarak gözükür. Fakat içinde söyleyemediği sözler var ve bu sözler biriktiği zaman insanda hasta ediyor insanı. O hastalığı da deneyimledim. Yani kendi kendimi hasta etmeyi de becerdim. Ve şunu fark ettim. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Her kim başkasının ayıbını kınar, aynısını yaşamadan ölmez. Yani muhakkak onun da alanına bu yargı gelecek. Kuantum düşünce tekniğinde de baktığınızda olaya, gözlemlediğiniz olaylara duygu kattığınızda kendi enerji alanınıza çekersiniz. Şimdi kuantum düşünce tekniği denen olay, durum Amerika'da çıkmış. İnsanlara bunu paket şeklinde sattıkları bir durum. Fakat Kur'an'ı açtığında neredeyse fazlasıyla Kur'an'da bunlar var. Yani düzgün bir kul olmayla ilgili bunlar hep Kur'an'da yazıyor. Kendi hayatıma dönüp baktığımda alıngan olduğumu fark ettim, kırılgan olduğumu fark ettim, her konuda haklı çıkmaya çalıştığımı fark ettim. Son lafı benim söylemem gerektiğini hissederdim ki bu derinlerinde suçlanma korkusu var. Kendi hayatımdaki birçok korkuyu fark ettim hayatımda. Ve hayatımı bu korkuların yönettiğini fark ettim. Hayatımı yargıladığım olayların yönettiğini fark ettim. Ve 35 yaşıma geldiğimde baktım ki Bülent halen daha kendi hayatını yaşamıyor. Bülent babasına kızmış, babası gibi olmuş. Annesine kızmış, annesi gibi olmuş. Toplumda birilerine kızmış, yargılamış, onlar gibi olmuş. İnsanlar da benim gibi ne zaman ki uyanmaya başlayacak, farkına varacak, en azından uykuda olduğumuzun. Yani şu an bu hayat bir uyku hayatı ve uykunun içinde hepimiz bir şeyin peşinde koşarız. Bir hırs, bir makam, bir mevki, bir rütbe, bir güç. Özellikle ne kadar içsel zayıfsanız, ne kadar içsel gizlediğiniz bir şey varsa bunu dışsal o kadar güçlendirerek kendinizi güçlü gösterip daha da güçlü bir kostüm içine giriyorsunuz. Niye Yani böyle bir şey yapmaya ihtiyaç bu bir duyuyoruz? korku işte, korku. Yani korkuyorsun ya hasta olduğunu söylemeye, üzgün olduğunu söylemeye ya da karnının aç olduğunu söylemeye. Ya bir yere gidiyorsun, yemek yiyor insanlar, sana yemek uzatıyorlar ya benim karnım tok deyip almıyorsun. Korkuyorsun almaya, yani çekiniyorsun. İşte toplumun bize yüklediği roller, ailenin, ataların yüklediği rollerin içinde o kadar çok korkumuz var ki kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu, aldatılma korkusu, terk edilme korkusu, insanlar ne der korkusu. Bak bu bir el alem ne der diye bir örgüt. Herkes inan bana korkularının içinde maskelerin arkasına gizlendi insanlar ve
Bu gezegenin dört bir tarafını gezdim. 10 binden fazla bireysel görüşme yaptım. 10 binden fazla bireysel görüşme. 200-300 binden fazla kişiye seminer verdik dünya çapında. Ve internetten 10 milyon üstünde takipçimiz var. Sadece sosyal medya değil, web sitemizde de. Orada bütün bildiklerimizi ücretsiz paylaştık. Yani nefes21.com internet sayfamızda bunları paylaştık. Benim anlatmak istediğim şu. Ben halen daha kendi hayatımı yaşayamıyorsam, dönüp bakıyorum hayatıma, hep ben yargılarımı yaşamışım. Yargıladığınız insanlara dönüşürsünüz. Onlar gibi olursunuz günün sonunda. Bunu fark ettim hayatımda ve 3 yıldır hayatımda hiç kimseye yargılamıyorum. Herkesi rahat bıraktım. Kızdıklarımız için de geçerli. Kızdıklarımız için de geçerli. Mesela bir olayı Allah'a havale ediyorum diyorsun. Evet, ben o, çok yapıyorum. İşte Allah'a havale etmenin altında soruyorum insanlar. Yani Allah'ım benim gücüm yetmedi. Bu olayı sana havale ediyorum. Sen de onu bir çarp, süründür. Ben de bunu göreyim. De eşe dosta söyleyeyim. Bak, bana yaptığının cezasını çekiyor. Bizde genelde toplumlarda baktığım zaman her ülkenin de farklı bir karması var. Yani her ülke farklı bir sınavın içinde. Şimdi hayatımda beni üzen, beni kıran herkes, yani aynalarım, beni bana gösteren herkese teşekkür ediyorum hayatımda. Çünkü onların sayesinde kendi eksiklerimi gördüm. Kendi hayatımın içindeki takılı kaldığım şeyleri gördüm onların sayesinde. Ve ben hep şu örneği veririm. Diş macunu faydalı bir şeydir. Birinin onu sıkması gerek ki içinden çıksın. Tabii. O zaman beni bugüne kadar sıkan, canımı okuyan herkes aslında benim içimdeki özüme ulaşmam için bana yardımcı oldu. Fakat farkındalığın başlamadan önceki süreçte bu yoktur. Bu yoktur. Ne vardır? Hesap sorma vardır. Hep bir kavga vardır. Hep bir savaş vardır. Hep bir dövüş vardır. Yani birçok insan ben bilirim der. Bilmek hiçbir şeydir. Önemli olan uygulamaktır. Uygulamadığın bir şeyi bilmen sana hiçbir anlamı yoktur. Örnek vereyim. Adam biri doktora gitmiş. Demiş ki doktora, ben hastayım. Doktor teşhisini koymuş, bulmuş hastalığı ne olduğunu, reçeteyi yazmış, vermiş adama reçeteyi, 15 gün sonra gel demiş. Adam 15 gün sonra daha kötü bir durumda gitmiş doktorun karşısına ve demiş ki doktor daha kötü oldum. Doktor demiş ki içtim mi ilaçlarını, içecek miydim demiş. Ben reçeteyi aldım gittim demiş. Şimdi dünyanın dört bir tarafında kendi hayatımda o arızaları düzeltmek için kendime uyguladığım teknikleri başka insanlarla paylaşıyorum. Yani anlatmak istediğim şu. Herhangi bir kişinin devamı değilim. Herhangi bir üstadın, hocadan, birçok kişiden eğitim aldım. Aldığım eğitimler benim içimde birçok parçamı bende tamamladı. Hepsini ve bugüne kadar bana eğitim veren ya da hayatıma farkındalık katan herkese gerçekten teşekkür ediyorum ki bunların içinde en güçlü üç tanesi annem, eşim ve kızımdır. Bunlar ciddi anlamda benim hayatıma bir şey fark ettiren insanlardır ve yakındaki arkadaşlarım. Şimdi burada söylemek istediğim şu. Biz hayatımıza gelen olayın bize ne öğrettiğini çözmek yerine biz problemi çözüyoruz. Problemi çözüp gönderiyorsun hayatına. Bir baktın yeni bir problem geldi. Bu seferki daha büyük. Onu çözdün gönderdin daha büyüğü geldi. Çözdün gönderdin daha büyüğü geldi. Ne oldu bu sefer? Allah'ım dedim niye bu kadar hayat zor? Niye her şey tekrar tekrar hayatıma geliyor? Hayatımıza gelen her problem bir posta güvercinidir aslında. Biz onun ayağındaki mesaja bakmıyoruz. Hayatımızdan onu bir an önce def etmeye çalışıyoruz. Basit bir şey söyleyeyim. 10 bin bireysel görüşmede çıkan ortak konular şu. Eğer bir kadın annesine öfkeliyse, anne senin gibi olmayacağım ve babam gibi biriyle evlenmeyeceğim dediyse ki kadınlar bunu çok yapar. Bir bakıyorsun ki
anneleri gibi olmuş 35'ten sonra ve babalarından daha beter bir adamla yaşıyorlar. Çünkü yargı var ortada. Bunu Kadın Olmayı Hatırlama kitabında detaylı bir şekilde anlattım. Yani bir kadının erkek enerji kullanarak yaşamasını, erkek gibi davranarak yaşamasını, başına neler geldiğini, ne gibi sıkıntılar yaşadığını Kadın Olmayı Hatırlama kitabında anlattım. Eğer hayatınızda dipteyseniz, her şey ters gidiyorsa, elinizin her hattıysanız kuruduysa, hep aksilikler sizin başınızdaysa, ya yuvanız dağıldı ya da dağılmak üzere ya da iş her şeyde perişansanız, o süreci de yazdım Evrenin İlahi Dili kitabında. O kitap dipte bir insanın düze çıkması için çok önemli bir kitap. İlişkilerde problemler, aldatılma, terk edilme, geçmiş sevgiliyi özleme, ayrıldığın insandan tekrar geri dönmeye çalışma, daha bunun gibi yüzlerce ilişki arızasını, ilişkideki yani illa sevgili, eş olarak düşünme, anne baba çocukla arkadaşlar olan ilişkilerle yani iletişimle ilgili insanlar beni anlamıyor. Yani kimse beni anlamıyor ya da ilişkimde niye hep başa dönüyorum, kişiler gidiyor, hep olaylar aynı sonucu, yani 3 yılda bir hayatımızda hep aynı sonuçlara gelirik. Niçin aynı sonuçlara dönüp tekrar geliyorum? Bunu da buradaki iki tam bir tek kitabında anlattım. Bir de hakikat, her şey hakikati görmekle başlar. Bu 4. kitap. Bu kitap çok enteresan bir kitap. Yani dünyada o kadar çok insan gördüm ki ziyan olmuş. Ziyan olmuş ya, bir yetenekti ve ziyan oldu. Niçin ziyan oldu? Öyle bir insanla ilişki yaşadı ki ya da öyle bir insanla evlendi ki o üretecekti, ülkesine, topluma bir şey katacaktı. Fakat hayatındaki insan yedi bitirdi onu. Kıskançlıklarıyla, güvensizlikleriyle, bir sürü sıkıntısı var. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok üniversite bizi çağırıyor konuşma yapmamız için gençlere. Gençlere diyorum ki evlendiniz mi? Salonda hemen hemen hiç kimse elini kaldırmıyor. Üniversite sonuçta. Size diyorum ki iki türlü insan var. Birincisi, ki bunlar biz ölçtük, istatistikle yaptık, %98 bunlar evcilik insanlardır. Bunlar sabah 8'den akşam 5'e işe giderler. Garanti bir iş peşindedirler. Önemli değil ne iş yaptıkları. Garanti olsun. Aybaşı paralarını alsın. Sosyal hayatları çok fazla yoktur. Evine gelirler ve yaptıkları fedakarlık şudur eşine. Bak, ben etrafımdaki herkesle bağımı kestim. Sen de etrafındaki herkesle bağını kes. Biz birlikte bu evde yaşlanacak, çocuk yapacak, çocuklar okutacak ve öleceğiz. Emekli olup öleceğiz. Yani bu grup %98'dir. %2'lik bir grup var. Bu dünya üretmek için gelir. Fikirleri vardır, cesurdur, hayalleri vardır. Maaş peşinde değildir. Bir şeyler yapma peşindedir bu insanlar. Bu insanlar yolculuk yapmayı severler, hayatı severler, her şeyi severler. Hayatın hep iyi tarafına bakarlar, yaşadıkları darbelerden bir ders alırlar. Bu insanlar için çok büyük bir tehlikedir. Evcilikli bir insanla evlenmek ya da arkadaş olmak. Evcilikli bir insanla da çok büyük bir tehlikedir bunlarla arkadaş olup evlenmek. Çünkü evcilikçi bir insana, özgür bir insanın hayatı, yani üretken bir insanın hayatı yanlış gözükür. Özgür bir insanın hayatı da evde oturup emekli olup ölmeyi bekleyen birine yanlış gözüküyor. Fakat yanlış olduklarını anlamak 30 senelerini alır bu insanların. İşte sıkıntı burada. Hakikat kitabında bunları yazdım. Yani bu dünyada bir yaşam amacı olan bir insan için, bak olmayanlar için konuşmuyorum. Bizim kitaplarımız zaten %98'lik evcilik grubu okumuyor. Benim bu gezegende yola çıkma amacım şu: üretmek isteyen insanlar var. Üretmek isteyen gençler var. Geçen sene ODTÜ'de de bunu söyledim üniversitede. Köln Üniversitesi'nde de söyledim bunu. Karabük Üniversitesi'nde de söyledim. Ankara Üniversitesi'nde. Hepsinde üniversitelerde söylüyorum bunu. Eğer hayalleriniz varsa, üretebilecek potansiyeliniz varsa, bir şey düşünüyorsanız, önce yaşam yolunuza çıkın. Yaşam yolunuza çıktığınız zaman doğru eşi bulacaksınız. Eğer siz yaşam yolunuza çıkmadan hayatınızda biriyle evlenmeye kalkarsanız ya da bir ilişki kurmaya çalışırsanız %90 zıttınızı bulacaksınız. Çünkü insanlar zıtlarına aşık olur. Kendin gibinle kanka olursun. Zıttına aşık olursun.
Bu da nedir? Üretken misin? Cesur, yapabilirim. Yapamayız. Öteki hayatındaki kimse. Yapamayız. Başaramayız. Mümkün değil. Nasıl olacak? Saçmalama. Deli misin sen diye seni sürekli kapatacak. Sürekli seni baskılayacak. Senden sürekli şüphe edecek. Çünkü senin özgür duruşun onun programında, ailesinin, atalarının ona ettiği programda büyük ihtimal onu aldattığını düşünecek. Büyük ihtimal çapkın ya da huvarda olduğunu düşünecek. Büyük ihtimal sorumsuz olduğunu düşünecek. Yani programlar farklı çünkü. O yüzden gençlere söylüyorum, evlenmeden önce, evlendiyseniz boşanmak da çözüm değil. Boşanmak çözüm değil. Neden çözüm olmadığını kitaplarda yazdım. Boşanmak çözüm değil. Bir yola çıktıysan gideceksin arkadaş. Peki o kabuğu kırabiliyor mu? Mesela %98'lik kesim, %98'in içinde uyanma olan vakitleri kırıp geldiyse, ikiye geçiyor mu? Bir insanın uyanma vakti geldiyse bütün hayatı başına yıkılıyor. Tutunduğu bütün dünyalıklar elinden gidiyor. Ve nerede korkusu varsa onunla yüzleşiyor. Yani insanlar ne der korkusu varsa o kişinin, toplum ona demediğini bırakmıyor. O kişinin kaybetme korkusu varsa işini de birçok şeyini de kaybediyor hayatında. Korkuyu insanlar yaşayacak aynen mı yani? Aynen öyle yaşıyorsun. Vaktin geldiyse yaşıyorsun. Korktuğunu yaşıyorsun. %98'lik grubun enerjisi düşüktür. O yüzden korktukları başlarına gelmez. Alay da ederler, dedikodu da yaparlar. Farkındalıklı bir insan dedikoduyu bir kere yapsın. Bak bakalım 3 saat içinde başına geliyor mu gelmiyor mu? İşte farkındalıklı insanın enerjisi yüksektir. Yani enerji nasıl yüksektir? Geçmişini affetmiştir. Geçmişe gönderdiği %40 enerjisi kendindedir. Pardon, buyurun. Geleceğiyle ilgili endişesi yoktur. Allah'a emanettir çünkü. Allah'ım dedi, ben en iyisini yaparım. Takdir senin. Endişesi yoktur. Gece yatırken rahat yatır. Yarın o iş ne olacak derdi yoktur. Çünkü en iyisini yapmıştır. Ama sonucunu Allah'a emanet etmiştir. Bak, havale değil. Emanet etmiştir. O zaman demek ki farkındalıklı insan geçmişini ve geleceğini dengeye aldığı için andadır. Anda olan bir insan, yani enerjisinin %100'ünü şu ana çekebilen bir insan için en büyük tehlike yargılamaktır. İşte milyonlarca kişi bizi takip ederken bu bilgileri paylaşıyor insanlarla. Yargılamadan nasıl kurtulacağız? Başına gele gele bıkıyorsun zaten. Bu çalışmaları anlatıyorum insanlara ama bunlar evde oturan o %98'lik evcilik grubu için direkt şu, bunlar kafaymış. Bunlar deli. Evet, deliyik. Bu gezegene bunu anlatıyorum. Deli olmak için çok çalıştık. Ve bununla ilgili bir fıkra anlatmak istiyorum sana. Lütfen. Adamın biri bir rüya görmüş. Ve rüyasında köydeki suların zehirlendiğini görmüş. Ve o sudan içen herkesin delireceğini görmüş. Sabah kalkmış, köye gitmiş. Yani kahveye gitmiş. Kahvedekiler demiş ki, ey ehali, akşam bir rüya gördüm. Bu köyün suları çekilecek ve çeşmelerden gelen sular zehirlenecek ve o sudan içen herkes delirecek. Köylü buna deli gözüyle bakmış, adamı göndermişler. Adam evine gitmiş, rüyasına inandığı için evine gitmiş ve evde başlamış şişelere, testilere su biriktirmeye. Gün geldi ve köyün suyu çekildi, yerine zehirli bir su geldi. O zehirli sudan içen herkes delirdi. Deliren bütün köylü adamın delirdiğini düşünmeye başlamışlar. Anladım. Ve bu sefer başlamışlar adamı taşla kovalamaya, sopayla kovalamaya, sen delisin diye. Ve köydeki tek akıllı, toptan delirenlerin içinde deli gözüyle bakıldığı için dayanamamış ve gitmiş köyün çeşmesinden, zehirli sudan içmiş ve o da delirmiş. Daha önce deliren herkes adamın iyileştiğini düşünmüş. Bu yüzden bu dönem kimse çıkıp da ortaya ben akıllıyım ya da ben işi çözdüm ya da bilirim diye çıkmasın. Çünkü ben dahil bu gezegende herkes arızalı. Herkes arızalı. 10.000 seans yaptım ve 10.000 insan dinledim en az 1 saat. Bu kıtanın her tarafında, bu gezegenin her tarafında insan dinledim. Her tarafında, 5 kıtadan insan dinledim. İnsanlar uçaklara binip Amerika'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan uçaklara binip bizim eğitimlerimize geliyor insanlar. Sadece arıza, bu kafayı nasıl susturacağımızı anlatıyorum insanlara. Kafan susarsa Allah Adem'e ismi öğretti. Ben bazen geceleri yatarken hiç susturamıyorum bu kafayı. Neden? Vesvese. Ya,
50 bin tane şey var. Yani hani o 40 tane tilki kuyruğu birbirine değmeden dolaşıyor diye bir tabir vardır ya. Tilkileri, hani tilki mi var? Başka tilkileri şey? Biz ormana bıraktık. Şimdi vesvese kafanda konuşmak için ipucu arar. En sevdiği ipucu şudur. Hakan kimler affetmedi? Oh. Vesvese bunları sende kayıtlarına bakar. Sen doğduğundan beri kafanın içinde olduğu için bu vesvese, ego, bilinçaltı. Hı hı. Senin açığını arar. Açığın bir affedemediklerin, iki beklentilerin, üç korkuların, dört endişelerin, beş masken. Masken düşmesin korkusuyla yaşadığın için kafanın içinde seni vesvese esir aldı. Uyanma vakti gelen ya da uykuda olduğunu fark etme vakti gelen kullara tutundukları bütün dünyalıkları ellerinden alır. Ben diyorum ki bedenime emanet, bu yaptığım çalışmalar emanet, bu hayat, eşim, çocuk, anne baba, hayattaki herkes emanet. Bunlar emanet. Emanet olduğunu kabullenince o zaman ben olgusu kalktı ortadan. Hı hı. Benlik kavramından kalkıp hiçlik kavramına doğru harekete geçtiğinde vesvese senin kafanda tenekeyle gürültü çaldığında diyecek ki Hakan, o sana böyle yaptı. Hakan ona eğer şu cevabı verirse, ben onu Allah'a havalettim, sürüm sürüm sürünecek, ben de bunu göreceğim, herkes görecek derse vesvesenin hoşuna gider. Vesvese ertesi gece gene hatırlatacak, konu bulur Hakan'da. Fakat ben gece diyorum ki vesvese geliyor, sana bu böyle yaptı. Olsun, Allah iyiliğini versin. Onun sayesinde bir şey öğrendim bu hayatta. Ve ona teşekkür ediyorum dediğimde kafamın içinden. Vesvesenin canı sıkılıyor. Dönüyor bu sefer gelecekle ilgili. Bak işte bu kitabı yazdın. Ya kimse okumazsa? Başlıyor kafamda konuşmaya. Eskiden ya okumazsa diye düşünüyordum. Şimdi diyorum ki ben yazdım. Benim yazmam önemli değil. Kısmeti varsa birinin ya da okuyacak. Birine bir faydası varsa ya da işe yarar bir kitapsa biri okuyacak. Okursa tavsiye edecek. Muhakkak yani akışa bıraktım. Allah'a emanet dedim dört tane kitap. Yolumlama kartları, yaptığım çalışmalar Allah'a emanet. O zaman vesvese seninle konuşamıyor. Kafanda gürültü çıkartamıyor. Bir de dikkat edin. Vesvese nefes alışımız da önemli. Eğer burundan nefes alıp yavaşça nefes verdiğinizde ve bunu düzenli yapmaya başladığınızda beyninizdeki oksijen oranı yükseliyor ve oksijen oranı yükseldiğinde vesvese kafanızda istediği gibi cirit atamıyor. Çünkü vesvese ağızdan kısa nefesleri sever. Panik insanları sever. Vesvese korku içinde yaşayan insanları sever. Vesvese Allah'a isyan eden insanları sever. Vesvese maske takan insanları sever. Bayılır bunları elinin altına getirmeye. Bir de bazı insanlar var, hemen bir olay olur. Zaten beni kimse sevmez ki. Zaten kim beni değer vermez ki insanlar bana. Yani bazı insanlar da bayılır kendini hemen küçültmeye, değersizmiş gibi hissettirmeye. Vesvese bu tür insanlar da bayılır. Onlar kendilerini küçülsünler. Allah yeryüzüne diyor, halifemi yarattım dedi. Melekler dedi, biz varız, biz niye yarattın insanoğlunu? Allah dedi ki meleklere, sizin bilmediğinizi ben bilirim. Ve tekrar söylüyorum, Allah Adem'e, Adem tövbe ettikten sonra, hatasını fark ettikten sonra ismi öğrettim dedi. Biz onun tövbesini kabul ettik. İsmi öğrettik. Esma-ül Hüsna. Ve farkındalıklı insanlarda Allah'ın bir ya da birden fazla ismi az ya da çok nasibi oranında, Allah'ın takdiri oranında açılmaya başlıyor. Rahman isminin açıldığı bir insana baktığında o insanda muhteşem bir sevgi, hoşgörü görürsün. Mevlana gibi olur. Affetme güzel diyorsunuz da nasıl olacak? Tamam, vesvese, bununla mücadele. Bunu başarabilmek kolay mı? Şimdi ben mesela deneyeceğim. Şimdi bu programdan sana sonra bir hatta şey biraz sorayım. Daha konuşacağım sana sizinle. Sana bir şey sorayım. Kışı geçirmek için bir kamyon odunun var. Evet. Bir kamyon odunun var. Dışarıda kar var, bir metre kar var. O bir kamyon odunu düzgün bir şekilde yakarsan sen ve ailen kışı dağın başında geçireceksiniz. Evet. Güzel. Her gün sen ambarı açıyorsun, odun ambarını. Başlıyorsun odunları, o bana böyle yaptı, bu bana böyle yaptı diye dışarıya fırlatıyorsun. Hı hı.
Bir baktın ki kışın yarısındasın, odun bitti. Ve başlıyorsun üşümeye. Allah her insana nasibi oranında nefes alışı, nasibi oranında kalp atışı verir. Nasibi oranında da enerji verir. Ben 35 yaşıma kadar yargıladığım insanların hayatını yaşadım. 35 yaşıma kadar asla dediklerimi yaptım. 35 yaşına kadar nerede büyük konuştuysam başıma geldi. Bu hep oluyor mu bu arada ya? Asla dediğimizi yapıyor muyuz? Ben de yaptım da o açıdan söylüyorum. Yalnız değilim yani. Şöyle söyleyeyim sana. Çoğu insanlar bunu yaşıyor fakat farkında değiller. Sadece uyanma vaktinizin yaklaştığını nasıl anlayacaksınız? Hayat sizi iyice köşeye sıkıştırdı. Bu bir. Hı-hı. İkincisi, bu rakamlar çıkıyor saatte, takvimlerde 11-11, 22-22, 17-17, 12-21. Böyle enteresan bir şeyler de gözünüze takılmaya başladı. Ona bir de anlam yükleniyor. Anlam, ben yüklemiyorum anlamı şu an. O derin bir konu. Fakat bir şeyler bakıyorsun ki hayatında, Allah Allah, yani korktuğun bir şey başına çabuk gelmeye başladı. Korktukların başına hızlı bir şekilde çabuk geliyorsa kıvama geldin demektir. Yani farkındalık kıvamına geldin demektir. Korktuğunu, Evren İlahi Dili kitabında yazdım onu. Artıyla eksiği yer değiştirmeyi başardığında hayatına güzellikler de getirmeye başlayacaksın. Buraya dikkat et. Hayatına güzel olan da gelmeye başlayacak. Mesela destek yayınları bizim yayın evimiz. İlk kitabımı yazdım ve her şey karman çorban. Bak karman çorban, her şey ters gidiyor. Kitabı basamıyorum, aksilikler var, sıkıntılar var. Matbaada sorunlar çıktı, sayfalar karıştı, dağıtımını yapamıyoruz. Yani her şey karıştı. Açtım ellerimi, dedim ki Allah'ım ne olur bana destek gönder dedim. Ama bunu o kadar canı gönülden yaptım ki destek gönder. 3 gün sonra beni destek yayınları sahibi aradı. Adı evet. Üstünde destek yayınları sahibi aradı. Ve bizim kitabımızı aldılar ve şu an bütün kitaplarımız 100.000'i geçti. Yani Kıbrıs'tan bir garip, Kıbrıslı, ambargoların altında bir ülkeden çıkıp da sen dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşıyorsan bu önemli bir şey. Ki ortaokuldayken biz model uçak takımında Türkiye şampiyonu olduk. Atletizmde Türkiye şampiyonu olduk. Birçok branşta Türkiye şampiyonu olduk. Fakat hep bize Kıbrıs'a bir yazı gelirdi. Kıbrıs tanınmadığı için Avrupa'daki şampiyonalara gidemeyeceksiniz. Ben 13 yaşındayım ya. Moda uçak takımında biz 245 takım içinde 3 tane arkadaş Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye'den ikinci gelen takım gitti Avrupa'ya. Biz gidemedik. Döndüm anne babama sordum. Ambargo ne demek? Hırın mırın dediler ki ya evladım dediler. İşte büyüklerin koyduğu işte Kıbrıs'ı izole etmeye çalıştılar. Ben hakkımı isterim dedim ya. Ben hakkımı isterim. Ben Kıbrıslı bir Türk olarak ben hakkımı istiyorum dedim. Avrupa Birliği parlamentosunda davetiniz var. Evet. Bu kaç kişi tarafından biliniyor soru işareti. Ama ben şunu merak ediyorum. Avrupa Birliği parlamentosuna yani kaç kişi gitmiştir bu coğrafyadan? O da bir soru işareti. Ne konuştunuz gittiğinizde? Avrupa Birliği parlamentosuna fikirlerimizi beyan etmemiz için çağrıldık. Ama orada başlamadı konu. Konu ondan 3-4 ay önce Brüksel'deki Belçikalılarla Türklerin uyum süreci semineri vardı. Hı hı. O seminere biz hasbelkader ki tesadüf demeyeceğim tevafuk arkadaşların aracılığıyla gittik semineri dinlemeye. Seminerin bir tarafında Belçikalılar konuşuyor. Makamlı mevkili insanlar. Bir tarafta da Belçika'daki Türkiye'den giden ya da Türkleri anlatan insanlar var. Belçikalılar diyor ki biz Türklere teşekkür ediyoruz. İyi ki Belçika'ya geldiniz. Sayenizde kalkındık. Türkler teşekkür eder Belçikalılara. 30-40 yıllık göçten bahsedildiler. En son dayanamadım dedim ki nedir sizin söylediğiniz? Biz dedim Kıbrıs'ta 100 yıldır göç ederik. Annem der evladım sus. Dedim anne yeter dedim anneme de. Yeter.
Sen Kıbrıs'ta memurdun, emekli memur. Babam memurdu. Yoruldum dedim ya. Susun, bizi işten atacaklar korkusunu yaşamaktan yoruldum dedim Kıbrıs'ta. Bu ülkeden dedim, kovacaklarsa kovsunlar dedim ya. Ama ben burada bir yanlışı görüyorsam söyleyeceğim. Beni ilgilendirmez kimin ne dediği. Çünkü yanlışa susmak da yanlış. Biz 40 yıldır adada susuyoruz yanlışa. Ben gözümü açtım. Ambargo, hala daha ambargo. Ve şu an televizyonda Kıbrıs'ın siyasetiyle ilgili ne dinliyorsam ilkokulda aynısını dinledim. Ha bugün ha yarın barışı olacak. 40 yıldır. Ha bugün ha yarın. Aynı terane. O gitti bu geldi. O gitti bu geldi. Ve artık Kıbrıs'taki siyasilerin isimlerini bile unuttum. Çünkü 6 ayda bir değişiyorlar. Ve orada parlamentoda dedim ki ne konuşuyorsunuz siz burada ya? Döndüm Belçika yetkilileri, adamlar orada makam mevki sahibi ciddi insanlar. Parmağını şıklatsa atarlar seni, yurt dışı yaparlar, sınır dışı yaparlar seni. Dedim ki nedir konuştuğunuz? Sen dedim kendini malikanenin sahibi gördüğün sürece, Türkleri de burada itçi gördüğün sürece dedim, burada uyum süreci olmaz. Uyum süreci olmaz dedim burada. Burada sadece siz iki okul, iki cami vererek hoş ediyorsunuz dedim buradaki insanların gözünü. Burada dedim sevgi olmadığı sürece dedim hiçbir şey çözemezsiniz ve ben dedim soruyorum size. Belçikalı adamların gözünce baktım. Soruyorum size dedim ya. Siz beni insan olarak seviyor musunuz? Ben de iki elim, iki ayağım var. Sen beni insan olarak seviyor musun? Cevap ver dedim, seviyor musun? Keza ben kendime soruyorum. Ben seni seviyor muyum? Siz dedim kendinizi malikanenin sahibi gördüğünüz sürece burada uyum süreci olmaz dedim. Önce sevgiyi ve hoşgörü olacak. Bizi insan olarak seveceksiniz. Biz de sizi. Oturduğum yerime salon buz kesti bir anda. Herkes buz kesti ama ben bana göre doğruyu söyledim. Sevgi olması lazım orada. Sevgi ve hoşgörü. Temelinde bu yoksa hiçbir siyasi ya da yasal uygulamayla, dayatmayla bir toplumda uyum süreci olmaz. Sevgi ve hoşgörü. Seminer bitti. Çıkışta o uyum sürecini dinlemeye gelen bütün grup liderleri, tarikatlar, cemaatler, siyasi partiler, elçilikler, iş adamları hepsi yanıma geldi. Sen kimsin? Ben kimse değilim. Bu gezegende haksızlık Kıbrıs'ta var arkadaş. Ben Kıbrıslı olarak konuşurum. Haksızlık var. Daniskası var haksızlığın. Ve bana kimse dünyada haksızlığı anlatmasın. Benim yaşadığım sokakta babası olan tek çocuk bendim ya. Hepsi şehit oldu. Yani biz çok çektik bu adanın içinde. Evet. Ve ben bütün dünyaya konuşuyorum. İnsan olarak değer vermediğin hiçbir yerde hiçbir şey olmaz. Ben onu söyledim orada. Ben çektiğimi anlattım. Bir Kıbrıslı olarak ben bunu anlattım. Bize seminer verir misin dediler. Hepsine seminer verdik. Binlerce kişiye. Kıbrıs'a geldim. Telefon çaldı Aralık ayında. Sizi dedi çağırsak parlamentoya o uyum sürecindeki gibi açık ve net düşüncelerinizi söyler misiniz dedim. Söylerim dedim. Ben gittim oraya parlamentoya ve duygularımı söyledim. Yaşadıklarımı söyledim. Ve çıkışta TC Büyükelçisi yanıma geldi Belçika'da. Elimi sıktı ve dedi ki bana yıllardır ne anlatmak istiyorsak dedi. Sen dedi direkt anlattın dedi hepsini. Güzel. TC Büyükelçisi direkt yanıma geldi ve dedi ki ne anlatmak istiyorsak sen anlattın dedi burada. Bu durumu bizim siyasiler biliyor mu? Ben burada bütün basına geçtim ama Kıbrıs'ta kimse ilgilenmedi. Bu sorun değil. Hiç sorun değil. İlgilenmediler. İlk kez senin programında doğru dürüst anlatıyorum yani bunda. Güzel, çok etkileyici. Ve şunu söylüyorum, tekrar çağırıyorlar. Ve tekrar gideceğim. Görüşmek için, konuşmak için. Ve şunu söyleyeyim. Bu adanın dışında da o kadar çok değerli Kıbrıslı var ki, evet, çok inanamazsın. Yani bu yolculuklarda sana diyeyim ki Çelebi gibiyim ya. Uçaktan iniyorum. Ve karşılıyorlar, yardımcı oluyorlar. Her yerde. Bu gezegenin her yerinde, her yerinde eğitimlerimize katılmış insanlar var. Hangi ülkeye yazayım, anons edeyim, geliyorum. Dostlarımız bizi oradan karşılıyor. Bu gezegendeki en büyük zenginlik bir tane, bir yerde bir dostluğun olması. Biz tamam. Trilyonerik. Kesinlikle. Şimdi değerli izleyenler, programdan önce Bülent Bey bana şu hareketi yapmamı istedi. Ki sadece beni gösteriyor. Evet Serkan.
Bunu şimdi yapacağım çünkü sorunun cevabını almamıştım Bülent Bey'den. Onu programa sakladım. Programın içinde muhakkak açıklar diye. Herhangi bir sayfayı çek ve dikkat seç ve dikkatini çeken cümleyi benimle paylaş demişti. Paylaştım ama ne olduğunu söylemedi. Ekranda yapmak istiyorum. Peki aç bakalım. Kısmet. Kitabımızın adı iki tam bir tek. Bu kitaptan yapacağım bu olayı. Başlık elime gelen hemen şöyle göstereyim. Bir de olumsuz tarafı var başlığı. Evet. İlk satır ne? İlk satır. Anne veya babanıza öfkeliyseniz, nefret ediyorsanız bu bölümü oldukça dikkatli okumanızı tamam, öneririm diye devamını başlıyor. Ben getireyim. Bir erkek babasına öfkeliyse iş hayatında ya bereketsiz olur, ya bahtsız olur, ya da tam böyle her şey yolundayken iflas edip dibe çakılır her seferinde. Erkek babaya öfkeliyse ve para gelmez, hep parasızlık yaşar. Yani zirve yapıp dibe vurur, zirve yapıp dibe vurur. Şimdi lafta herkes şunu der, babamdır ya nasıl sevmem. Ama derinlerde bir yerde ya babaya bir kırgınlık var bir lafına ya da bir olay oldu ona kırgınlık var. Hemen birçok ego devreye girip nefis der ki baba olsaydı da babalığını yapsaydı. Hemen bu da nefsane, şeytani bir laftır bu. Bu duyguya hiç gelmeyin. Atalara öfkeniz varsa hayatınızda bereketle ilgili sorun yaşarsınız. Hayatınızda bollukla ilgili sorun yaşarsınız. Bu insan bolluğu, para bolluğu, ilişki bolluğu her neyse her şeyde arıza yaşarsınız. O bölümü anlatmak istediği oydu. Yani atalarına olan öfkeni bırak nasıl bırakacağını anlatıyor. Hayatına düzgün bir şeyler nasıl çekeceğini anlatan bir bölüm atmışsın. Evet. Bu arada değerli izleyenler birazdan konuşacağız. Yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz ama bu konuşmadan da geçmeyeceğiz. Seminer var. Seminerin detaylarını konuşacağız ama bundan da bir cümle istiyorum. Her şey hakikati görmekle başlar kitabından da seçeceğim şöyle. Bakın. Çok enteresan şeyler çıkıyor bana da ya. Sevilmeme korkusu. Benim böyle bir korkum yok yani onu da söyleyeyim. Tamam. Belki izleyenlerden birine gidecek bu şey, mesaj. Evet, bu korkuyu taşıyan kişiler diye başlıyor. Evet. Devam edeyim mi cümleyi lütfen, yoksa? Yeter. Devam et. Bu korkuyu taşıyan kişiler hiçbir zaman sevilmediklerini düşünürler. Onaylanmadıklarını, değer görmediklerini hissederler. Niye güldünüz ki? Devam et. Biri dinliyor şu an seni. Öyle mi? Tabii sen devam et. Bunu sen birini okuyorsun. Öyle mi? Tabii. Sevilmeme korkusu çok genel bir korkudur. İnsanlar beni sevmez, insanlar bana değer vermez diye düşünürler sürekli. Acıya ve mutsuzluğa odaklanırlar. Acı beden. Deviyor. Ha, evet, devam güzel. Bu kitapta normalde biz eklemeyecektik korkular bölümünü. Fakat kitabın içinde birçok korkunun nasıl düzeleceğiyle ilgili cevap var Mavi Kitap'ta, Hakikat Kitabı'nda. Onun dışında olumlama kartlarımız var. Evet, olumlama kartlarını. Olumlama kartları. Önce olumlama nedir? Ne demek? Evet. Ağzımızdan çıkan her söz enerjiniz yüksekse sizde bir tohum gibi ekiliyor ve bu tohum belli bir süre sonra meyve vermeye başlıyor. Şu an hayatınızda memnun olmadığınız bir şeyler varsa bunlar geçmişte ektiğiniz yargı, öfke, nefret, kınama ve iddia tohumlarıdır şu ankiler ki hasattan memnun değilsin. Kendi farkındalık sürecimde benim bilinçaltıma fayda sağlayan sözler var. O sözlerin 54 tanesini olumlama kartları diye bir deste yaptık. Ve şu an dünya çapında binlerce kişi olumlama kartı kullanıyor ve sadece size değil, mesela eşinize, çocuklarınıza, anne babanıza, arkadaşlarınıza da çektirebileceğiniz ki bu desteği size hediye edeceğim. Burada herkese çektirirsiniz. O an hangi korkunuz varsa ya da o an neyse çözmen gereken, direktman onun çözülmüş halindeki cümlesi geliyor karşına. Biz bunu Türkiye'de birçok hapishanede eğitim verdik ve birçok hapishaneye de yüzlerce kitap dağıttık. Olumlama kartı da dağıttık. Hatta Ankara'daki hapishanelerin müdürünün biri, iyi saatte olsun o da sağ olsun, bizi her Ankara'ya gittiğimizde arar ve biz hapishanede eğitim verdik mahkumlara. Senin dedi dağıttığın dedi olumlama kartlarını dedi, bizim mahkumlar dedi
pişti kağıdı yapmışlar dedi. Oyun oynuyorlar dedi. Anlamadım dedi. Nasıl yani dedim. 54 tane yok mu dedi bir kutuda. Evet dedim. Onlar dedi üstüne dedi rakamları yazmışlar dedi. Kare, as, papaz bilmem ne yazmışlar dedi. Senin olumlama kartlarla dedi koğuşta pişti oynuyorlar. Önce dedik ki toplayalım bunları. Sonra buradaki gardiyanlardan biri sizin eğitimlerinize katılmış. Bize dedi ki sakın toplamayın. Mahkumlar dedi pişti oynarken terapi alıyorlar dedi. Okuyorlar. Okuyorlar üstündekini ister istemez mecburiyetten. Ve hapishanelerin birçoğunda bize gelen dönüşü mahkumlar sakinleşti. Ciddi olan. Sakinleşti ama mahkumlar yaptığım seminerde şunu söylüyorum. Burada kaç yıl olduğunuzun bir önemi yok. Önemli olan girdiğiniz günle çıktığınız gün aynıysanız siz hapis yattınız. Girdiğiniz günle çıkana kadarki süreçte kitap okuyarak, kendinizi geliştirerek hatta açık öğretime dıştan yazılanlar oldu. Hı hı. Yapılarak buradan çıktığınızda kendinize bir şey kattıysanız siz kapalı bir okul okudunuz. Seçim size ait diyorum mahkumlara. Ve orada bir arınma çalışmamız var, nefes çalışmamız. Yüzlerce mahkum hışkıra hışkıra ağlıyor o çalışmalarda. Ve inanamayacağın çalışmalar. Şimdi Türkiye'deki birçok bakanlıkla ortak çalışmalar yapmaya başladık. Avrupa'daki bakanlıklarla, resmi kurumlarla çalışmalarımız başlıyor. Dünya çapından desteğimiz var ama tekrar söylüyorum. Ben Bülent, herhangi bir cemaatin, tarikatın, siyasetin, iş adamının adamı değilim. Sadece ben Allah'ın garip bir kuluyum ve kendi geçimimi de bu tür çalışmalardan elimden geldiğince, yani kitaptır ya da birkaç bir şeyden toplamaya çalışıyorum. Evet, noktalayacağım. Evet, yani bunu söylememin sebebi de şu. Bir yerde ücretsiz seminer yaptığınızda hemen sizi sorguya alıyorlar. Arkanda kim var? Hı hı. O yüzden söylüyorum, arkamda Allah'tan başka kimse yok. Güzel. Şimdi bu kartı ben başkası için çekebiliyor muyum? Ben mesela yönetmenim Serkan için çok severim Olur, Serkan'ı. Olur, başkasının niyetine çekebilirsin, izin verirse. Serkan, iznin var mı? Senin niyetine çekeyim mi? Evet, o zaman ben bunu Serkan niyetine çekiyorum. Çekerim Serkan niyetine. Serkan. Evet, bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum her halimde, tam ve bütünüm. Hayatımızda bir şeylere bağımlılığımız var. Bu eş ya da aile, arkadaş, sigara ya da alkol, hı hı, ya da iş. Bir şeye bir bağımlılığımız var ya da aşırı düşünmeye bir bağımlılığımız var. Bu bağımlılıkları bırakma vakti geldiğini gösteriyor bu kart. Evet. Serkan, artık sigarayı bırakacaksın kardeşim. Evet. Ben onu algıladım. Şifa olsun. Şifa olsun. Sigara hiç olmazsa azalt kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok kısa sürüyor. Sürdü. İnşallah tekrar bir daha buluşacağız. Akışta varsa kolaylıkla olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya bir başka isimle yine aynı saatte, aynı ekranlarda sizlerle birlikte olmayı hedefliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.